İşaret geldi ve maç başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Emre Çolak, Berk'in 92 doğumlu bir futbolcu. Takımın en genç ismi. Şimdi ceza sahasına pas. Berk'in hareketlendi. Kaleci geçiyor. Berk'in inanılmaz bir gol kaçırıyor. Cumali. Ara pas. Offside yok. Ve top ağlara gidiyor. Berk'in sol kanatta görev veriyor kendisine. Nedim Yiğit şimdi Galatasaray etkili gelmeye çalışıyor. Emre Çolak çok uzaktan vurdu. Son anda kalecinin müdahalesi. Cumali'nin pası. Orhan savunma arkasına pas. Offside yok. Gol şansı top ağlara gidiyor. Uğur'un yanında Emre var. Şimdi ona attı. Bir kez daha Uğur. Güzel paslaşmalar. Anıl Dilaver. Ve penaltı kararı. Penaltı kararı çıkıyor. Maçın hakemi Eyüp Şişman'dan dakikalar 29'u gösteriyor. Emre Çolak topun gerisinde. İşaret geldi. Emre Çolak. Emre Çolak vurdu ve 2-1. Emre Çolak penaltı vuruşundan top ağlara gönderdi ve bu golle farkı 1'e indiriyor Galatasaray. Can Erdem ve Ali Kuşçik'le arka arkaya goller bulmuştu Beşiktaş. 29. dakikada Galatasaray Emre Çolak'ın penaltı vuruşundan attığı golle farkı 1'e indirdi. Top hala onda. Berk'in atmadı. Ceza sahasına mükemmel pas. Uğur vurdu kaleci. İkinci pozisyon bir kez daha kaleci. Top boşta kaldı ve gol! Uğur Ayhan attı 2-2. İnanılmaz bir gol. Emre Çolak mükemmel bir pas attı ceza sahasına. Uğur Ayhan hareketlendi. Vuruşunu yaptı. Kaleci Umut'tan sekti. İkinci vuruş Umut'ta kaldı dediğimiz anda hatta. Uğur Ayhan az daha üzülmüştü pozisyonu kaçırdım diye. Fakat iyi takip etti pozisyonu. Umut topu elinden kaçırdı. Son müdahale Uğur Ayhan'dan. Skor 2-2 oldu. Caner. Oğuz arkasında. Caner. Cumali'den sert bir müdahale. Emre Çolak çok sinirlendi çünkü çok sert bir müdahale geldi. Cumali çok sert bir müdahalede bulunmuştu. Evet, o sarı kartı vardı Cumali'nin. İkinci sarı ve kırmızı ama kırmızıyı bir türlü kaldıramadı ve Beşiktaş 10 kişi kalıyor. Bu arada Emre Çolak yerden kalkıyor. Bir kırmızı kartı Emre Çolak'a. Cumali ikinci sarı karttan, Emre Çolak ise doğrudan kırmızı kart gördü. Mücadele yeniden başladı. Murat Akça doğrudan kaleye doğru mükemmel bir gol. Harika bir gol. 3-2. Akıl alır gibi değil. Kendi sahasından Murat Akça olağanüstü bir gol atıyor. Muhteşem ötesi bir gol. Akıl alır gibi değil. Murat Akça kendi sahasından akıl dolu bir vuruş. Kalecinin öne çıktığını gördü. Ve müthiş bir vuruş yaptı. Bu golle Galatasaray 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2'lik üstünlüğü yakalıyor. İki takımda 10 kişi kaldıktan sonra mücadele başladı ve hemen sonrasında Murat Akça inanılmaz bir gol attı. Şimdi oyun bir kez daha başladı. İnönü Stadı'nda gerçekten A2 Ligi ilk haftasına yakışır bir derbi izliyoruz. Topu ayağında tuttu. Emre Yüksektepe vardı yanında ve son düdük geliyor. Galatasaray 2-0 mağlup duruma düştüğü maçta Beşiktaş'ı